geldi. Metin abi ne diyorsun? Ben abi bölümü kapattım. Çekemedik ki ya. Geçemiyorum ki geç. Bir dakika geçiyorum. Orayı gör ya. Üniversitenin 25. kuruluş yılı zamanındaki dönemde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk ve şükürlük duyuyorum. Hava muhalefeti nedeniyle programımızın bakışında değişiklik oldu. Dışarıdan Cumhuriyetimizin 75. yıl nedeniyle yaptırılan 75. yıl Cumhuriyet Parkımız bugün açılacaktı. İçinde Atatürk Anıtı, İletişim Anıtı, çok sayıda oturma alanı, havuzlar, amfi, tiyatro ve gösteri alanlarının bulunduğu parkımızın açılışını hava muhalefeti nedeniyle yapamadık. Ama sanıyorum açılmış kabul ediyoruz dışarıdaki alanı. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, üniversitemizin 25. yıl kutlama tören programı çerçevesinde öncelikle sizlere yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet yolunda yaşamını feda etmiş tüm kahramanlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna ve iktidar marşını seslendirmeyi davet ediyorum. Sayın Mustafa Demirci'nin adına ayrılan Cumhuriyet Üniversitesi.
kampüsü seslendirecek olanlara uygun etmek üzere alkışlarımızı sahneye davet ediyoruz.
Yaylı Çağlar Örgütü'ne dinletilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, 1974 yılında kurulan ve 1975 yılında zatenlerimizin ilk harcı koymasıyla şekillenmeye başlayan üniversitemiz kampüsünün 25 yılında kat ettiği mesafeyi anlatan bir tanıtım filmimiz var sırada. Sizleri bu filmle baş başa bırakıyorum. Yüksek okul, 2 yıllık eğitim veren 13 yüksek okulu, rektörlüğe bağlı
Cumhuriyet Üniversitesi 25 yıllık geçmişi ve kat ettiği mesafe ile ülkemizin saygın kurumlarından biridir. Fakat Yüce Önderimizin dediği gibi yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Üniversitemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendiği sorumlulukları layıkıyla yerine getirecektir. Şimdi üniversitemizin sayın rektörü Profesör Doktor Ferit Koçoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli konuklar,
Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Yıldırım Akbulut, bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Konuşmalarını yapmak üzere kendilerini kürsüye davet ediyoruz. Üniversitenin Sivas'ta kurulması hemen hemen
tartışılmadan Sivas'ın üstünlüğü kabul edilmiştir. Çünkü Cumhuriyet dediği zaman Cumhuriyet ile Sivas'ın özel bir ilişkisi vardır. Ve Büyük Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığından itibaren İzmir kordonuna Kurtuluş ordularıyla beraber ulaştığı 9 Eylül 1922'ye kadar geçen süre içerisinde çizdiği rotaya baktığımız zaman bu çok çok ve kolayca görülür. Rota fevkalade Samsun'dan başlayan rota Havza'da, Amasya'da, daha sonra Erzurum'da, daha sonra Sivas'ta, Sivas'tan sonra Ankara'da ve İzmir'de noktalanıyor. Benim söylediğim bu mesafeler kolayla alınmamış. Yani böyle yürüyerek alınmış mesafeler değildir. Her birisinin büyük önemi vardır ve her birisinde büyük kararlar olmuş. Hikmet Atatürk Amasya'da neşrettiği tahminde Amasya'da henüz Erzurum'a geçmeden önce milletin istiklalini yine milletin azmi ve kararlılığı kurtaracaktır buyurmuş. O günkü Türkiye'yi düşünür, bir Türkiye'nin şartlarını düşünür. Yani bu ifadede tereddüt yoktur. Hedef çok iyi kurmuştur. Ve mesaj çok iyi vermiştir. Ve sanıyorum ki Büyük Kurtuluş Savaşı'nın burada yüce milletimiz yeniden bayrağını eline almış ve bu bayrağı Cumhuriyet burcuna tutmayı başarmıştır. Ve bu Cumhuriyet çağdaşlığın eseridir. Çağdaşlık demektir aslında. Uygarlıktır. Onun sayesinde derseniz bunu sarmakla dökmekle bitiremem ama 3-5 tane şey söyleyeyim. Şey ifade. Cumhuriyet'in bulunduğu günlere bakarsanız şimdiden 15 bin tane daha öğrencimizi geleceğe yetiştirmekte ve üniversitenin geleceğinin parlak olduğu görmektedir. 30 bin öğrencili bir üniversite istiyoruz Sivas'ta. Önümüzdeki 10 sene var. Ve böylece Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi hem Cumhuriyet'e hem de ülkenin geleceğine daha çok hizmet etmekteki sorumluluğunun üstüne almış olacaktır. Burada çok güzel bir kampüs tesis etmiştir. Yağmur yağdı, yaptığımız işleri gösteremedik dediniz. Yaptığımız işleri görürüz. Zaten birçok ismini biliyoruz. Yağmur yağdı diye açıklamayın. Yağmur bereketidir. Değerli misafirler, bu büyük kurumun değerli öğretim kadrosu, bilim kadrosu, sevgili gençler. Büyük Atatürk'ün gösterdiği yolda bu aydınlık yolu, sevgi ve saygı ve saygı. Ne yapıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın 25. Uluslararası yalnız bırakmamaları ve geçimleri eliyle zat alemine üniversitemizin şükranlarını içeren küçük hediyelerimi söyleyeceğim. Sayın rektörüm.
Burada.